Dijitürk'te, Dijitürk'te 52. kanalda yayında. Ulusal kanal Dijitürk'e girdi. Hemen ardından karalama kampanyası başlatan Sözcü gazetesi ve yazarı Emin Çöleşan'ın örtülü ödenek iftirası yargıya taşındı. Bizler Vatan Partisi'nin vekilleri olarak bugün bir suç duyurusunda bulunduk. Bu iftiraları Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesindeki hakaret suçuyla ilgili, aynı zamanda 267. maddedeki iftira suçuyla bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Vatan Partisi Emin Çöleşan'ın kaleme aldığı Vatan Partisi Dijitürk'te yazısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Çöleşan yazısında ulusal kanala Dijitürk masrafları için örtülü ödenekten 500 bin dolar verildiğini iddia etti. Yazı baştan sona yalan ve iftiralarla dolu. Bu sadece bir gazetecilik değil, bir algı operasyonu yapmak. Dijitürk'le ilgili olarak ulusal kanal ve görev vakfı bu bir kampanya yürüttü. Ankara Adliyesi'nde yapılan başvurunun dilekçesinde 4 ek yer aldı. Eklere Çöleşan'ın konuya ilişkin 2 yazısı ve ona Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yanıtı konuldu. Genel Başkanımız Sayın Çöleşan'a bir fırsat tanıdı. Kendisine bir yazı gönderdi köşesinde yayınlaması için. Fakat o yazıyı yayınlamaya yüreği yetmedi. 4 numaralı ek içinde ise ulusal kanalın Dijitürk'e girmesine destek olan bağışçıların açıklamalarına yer verildi. Ona bilgi olarak sunayım. Ulusal kanalın örtülü ödeneği benim. Ben Akdeniz Üniversitesi öğrencisiyim. 3 yıldır burslarımla ulusal kanala destek oluyorum. Ulusal kanalın örtülü ödeneği benim. 10 yıldır ulusal kanal üyesi ve ortağıyım. Aynı zamanda vakfın da üyesiyim. Ulusal kanal ne zaman ihtiyacı olsa ulusal kanala destek vermeye hazırız. Örtülü ödeneği benim. Yaklaşık 15 yıldır ulusal kanal gönüllüsüyüm. Açlığımızdan, ihtiyaçlarımızdan artırı bu milli kanalımızı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa bunu yapıyoruz. Sayın Çöleşan, örtülü ödenek burada. O çamur bizi tutmaz. Bizim elbiselerimiz o çamurları çok gördü. Ama sizin kaleminiz o çamurun içinde. Başvuru sonrası Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, beraberindeki heyetle birlikte adliye önünde açıklama yaptı. Senem, Emin Çöleşan'ın Vatan Partisi hakkındaki başka bir ülke adına görev yapmak iddiasına da tepki gösterdi. Böyle bir iftirayı kabul etmemiz kesinlikle söz konusu değil. Vatan Partisi 50 yıllık geçmişinde kendi başını kendi omuzları üzerinde taşıma prensibi çerçevesinde ne FETÖ komplolarına ne de hiçbir emperyalist gücün tertiplerine boyun eğmemiştir. Başı dik şekilde bir mücadele yürütmüştür. Hiçbir ülkenin sözcüsü veya yandaşı değildir.